Evet efendim, gündeme dair hem sıcak gelişmeleri paylaşıyoruz hem de 15 Temmuz gecesi gerçekleşen darbe girişimi, bu kalkışma ile ilgili mevzuyu farklı boyutlarıyla değerlendirmeyi sürdürüyoruz. Stüdyomuzda bu kez din sosyoloğu Doktor Necdet Subaşı hocam var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. 15 Temmuz gecesi Ankara'da mıydınız? O Ankara'da. hadiseler yaşanırken neler yaşadınız, neler hissettiniz? Önce o gece kaybettiğimiz kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Amin. O şehitlerimizi ömür boyu hatırlamak zorundayız. Yine o gece yaralanan kardeşlerimize de Allah'tan acil şifalar diliyorum. Her şey bir sürpriz olarak gelişti. Yani kelimeleri de seçerek kullanmak durumundayız. Kabus mu, sürpriz mi? Evet. Sürpriz çok pozitif bir şey. İnsanın beklemediği güzellik gibi bir şey. Tam tersini söylemek gerekir belki. Bir kabustan bahsediyorum. Ve pek çokları söylediler zaten. Herhalde en uzun geceydi. Evet. Yaşadığımız en uzun gecelerden Türkiye biri. tarihinin. Çok paradokslar var işin içinde. Biz bir düğündeydik. Düğünden eve gidiyorduk. Tam uçaklar alçaktan uçuşa başladığında, işte az çok durumu fark edildiğinde eve doğru harekete geçmiştik. Tabii bütün süreci, bütün acısıyla, heyecanıyla, korkusuyla, tedirginliğiyle yaşadık. Evet, bunu herkes yaşadı. İşin ilginç Evet. tarafı, bu olayı Türkiye'de herkes yaşadı. Kimse kenarında, kıyısında kalamadı. Evinden seyredenler de bunu çok büyük bir hüzünle, çok büyük bir tedirginlikle takip etti. Allah bir daha böyle şeyler bu topluma, bu millete yaşatmasın. Hakikaten gün geçtikçe belki etkisi azalıyor ama hala daha o gecenin şoklarını hissediyoruz. Bir kere işin içine kan karıştı her şeyden önce. Öyle bir şey var. Bu topraklarda topluma doğrultulmuş silah bilinen bir şey değil. Böyle bir uygulama, böyle bir örnek rastlanır bir şey değil. Birkaç basit ölçekli ufak kalkışmada bu tür çatışmalar, bu tür gerilimler olur ama toplumun tamamını, gündelik hayatı rehin almayı aklına koyan, kafasına koyan bir proje ben ilk kez duyuyorum, ilk kez karşılaşıyorum. Allah beterinden saklasın. Amin. Peki efendim, şimdi az önce sizin vurguladıklarınız içinde de bu mesajı alıyoruz. Yani bu bir hakikatti her boyutuyla. Bizzat işin içerisinde o gece hemen meydanlara inip şehit olanlar, onların yakınları, gaziler, siz de çok yakınlardan geçtiğini söylüyorsunuz. Geçtiğinizi olayın meydana geldiği yerlerde. Bu bütün iliklerimize kadar yaşadığımız bir hakikatti. Şu an belki hala olayın şoku üstümüzde. Biz bunu sosyolojik kodlamalar açısından biraz erken gibi görüyor olabiliriz. Hep birbirimize hikaye tarafını, psikolojik boyutunu anlatıyoruz ama yaşananlar acaba nasıl kavramlarla tarihe geçecek? Şimdi aslında bu olayı yaşadığımız andan itibaren konuşmak zorundayız. Erteledikçe de bir sürü ayrıntıyı kaçırma ihtimali Evet. var. İlk günden bu yaşadığımız şeyleri nasıl değerlendirmek gerekir? Bunu çok ucuz bir şekilde tiyatroya benzetenler, bir tuluat olarak, teatral bir sunum olarak gösterenler oldu, küçümseyenler. Evet. Aynı sınıfsal köklere bağlı olmayanlar bu toplumun duyarlılığını küçümsediler. Toplumun duyarlılığını görmezden gelme konusunda çok acı, çok hüzünlü analizler yaptılar. Onları bir tarafa koymak lazım. Ama gerçekten de olayı takip ettiğimizde biz bir gecede İslam dünyasının yaşadığı bütün acıları yaşadık. Böyle bir şey olabilir mi? Bosna'yı yaşadık. Arap Baharı'nda tek tek sıradan insanların yaşadıkları sıkıntıların hepsini yaşadık. Gazze'yi bütünüyle yaşadık. Suriye'yi hissetmemek mümkün değil. Bütün bunlar bir gecede birkaç saat içerisinde sıkıştırıldığı zaman insan ister istemez bu bir illüzyon mu? Nedir bu? Burada olan nedir diye sormadan edemiyor. Olay çok basit aslında, beklenen. Aslında dikkatli gözlemcilerin ortalıkta olup bitene kulak kesilen insanların farkında olduğu bir şeyin saati gelmişti ve bunu gerçekleştirdiler. Fakat herhalde hesaplanmayan, öngörülmeyen bir şeyle karşılaştılar planlayıcılar. Bu öngörülmeyen şey bu toplumun duyarlılığıyla alakalı bir şey. Ben Evet. bir sosyolog olarak, bu toplumu az çok tanıyan birisi olarak açıkçası bu sokağa dökülebilecek olan milleti doğrusu ben de tahmin Evet. ettim. Yani şaşkınım. Evet.
mutlu bir şaşkınlık. Bu toplumun sosyolojisi hakkında, bu toplumun işte hani avam havas ayrımları yapılır. Elit ayrımı yapılır. Sıradan insanlara ilişkin analizler yapılır. Bu analizleri yeniden gözden geçirmek gerekiyor. Bu topraklarda yaşayan insanlara yönelik tasavvurumuzu hiç iltimas falan da geçmeden olduğu gibi sahadan hareketle yeniden konuşmamız gerekiyor. Ben iki şeyi anlamakta hala zorlanıyorum. Bir, kendisine dinilik iddiası yükleyen, dinle şu ya da bu şekilde irtibatlı olduğuna dair izlenim yaratan, sahip olduğu her şeyi din üzerinden kazanan, onu açıkça istismar eden, ağız bozmadan konuşmak gerekiyor. Bir topluluğun o dini büyük bir heyecanla, büyük bir sabırla takip eden, kendi gündelik yaşamında onun işlemesi için çaba gösteren bir halka nasıl dalış yapıp, nasıl onu ölümle hesaplaşarak, onun üzerine ölümler yağdırdığını anlamakta zorlanıyorum. Şimdi anlıyorum. Ne anlıyorsun? Ama en az onun kadar anlamadığım bir şey de, bu millet nasıl bir önseziyle, nasıl bir refleksle, nasıl bir duyarlılıkla bir anda bütün bu olup bitenleri gördü, anladı, değerlendirdi ve ölümüne, tankların önüne çıktı. Yani bu çok ilginç bir şey. Peki bu bir demokrasi ölümüne, kültürünün çok affedersiniz Zahide Hanım, yani ölümüne saçma sapan bir dava için sahaya ineni sonuçta anlayabiliyoruz. Evet. Bunu anlamak zor değil. Ama bu topraklarda sosyolojinin içine bile dahil edilmeyen bir millet. Evet. Ciddiye alınmayan, sosyolojisini birkaç elitist söylemle sınırlandıran bu topraklarda, bu insanların bize tekrar bu yurdu armağan etmesi karşısında da utanıyorum. Evet. Alın dediler, buyurun dediler. Yani bu çok korkunç bir şey. Yani. Çok güzel bir şey. Bunu anlamak için herhalde bundan sonra konu sıkıntısı çeken, ne çalışalım efendim falan diye böyle kıytırık sorularla kendini temize çıkaran insanların biraz haya edip, biraz utanıp tekrar topluma dönüp, buradaki o enerjiyi, buradaki herkesi hayata çağıran, bu toprakları savunmaya çağıran, yani Kurtuluş Savaşı'da böyle bir şeydi işte. Evet. Dirgeniyle, çapasıyla falan. Aynı onun gibi bir şey. Silahsız bir toplum. Hiçbir kural tanımayan, silahı nasıl kullanacağı konusunda hiçbir bilgimiz olmayan bir topluluğa karşı gerçekten inanılmaz bir duvar ördü. Alkışlayacak mıyız, kutlayacak mıyız, şükredecek miyiz? Hepsini yapmamız gerekiyor. Peki sizce o toplumdan kendini soyutlayan tırnak içinde entelijansiyayla toplum arasındaki mesafe kapanacak mı? Bu çareyi dikkate alacaklar. Yani ben tabii birkaç gündür çok çok değerli, çok güzel analizler okuyorum. O analizlerde de yani Türkiye'nin sağdan soldan çok farklı sosyal bilim kadrolarını durumu anlamak için ortaya koydukları metinlerle haşır neşirim. Orada gördüğüm şey herkes utanç içinde. Evet. Bu toplumu anlamamak, bu toplumun dikkati ve duyarlılığı konusunda kesin bir körlük içerisinde yaşamaktan dolayı bir utanma duygusunun herkesi kuşattığını söyleyebilirim. Tabii ki bu örgütün projesi, ajandası üzerine çok şey konuşulacak. İhmallerimiz, hiç de ciddiye almadığımız kedidir kedi havasında es geçtiğimiz şeylerin mutlaka hesabı sorulacaktır. Mutlaka bunlar üzerine derin analizler yapılması gerekecektir. Kurumlar her düzeyde bu konuyla ilgili çaba göstereceklerdir. Ama ben akademi dünyasının, özellikle ilahiyatçıların, bu FETÖ dediğimiz operasyonel yapının niteliği hakkında oturup adam akıllı çalışmaları gerektiğini düşünüyorum. Çok gecikilmiş bir şey olduğunu da biliyorum. İnsanlar bir dini içinde yaşadıkları toplumun aleyhinde nasıl kullanır? Dini toplumun dinine karşı nasıl biçimlendirir, nasıl karşı karşıya getirir ve burada nasıl bir düzen tahayyül edilmektedir, bunları konuşmak gerekiyor. Aslında bir daha bunun olacağından değil, bu örgütün yeniden ayağa kalkacağından değil, başka dini yapıların da benzer taleplerde bulunarak bu milletin hayatını karartma potansiyeli taşıyabileceği korkusundan dolayı söylüyorum. Dinin bir yeri, dinin hepimiz için geçerli, hepimizi tatmin eden, Allah'la ilişkilerimizi düzene sokan bir boyutu var. Bu boyutu kırmadan, dökmeden, abartmadan, küçümsemeden nasıl sürdüreceğimiz konusunda bir dengeye, bir dile ihtiyaç var. Bu konuda gerçekten takdirle ifade etmek gerekir. Diyanet İşleri Başkanlığı başından beri çok sağlıklı, çok orta yolcu bir dil
tutturmaya çalışıyor. Bugüne geldiğimiz süreç içerisinde de bunu koruduğunu, hep bu dikkat içerisinde ilerlediğini biliyoruz. Ama akademik desteğe ihtiyaç var, anlamak için ihtiyaç var. Küfretmek, küçümsemek, dalga geçmek için değil. Ne oluyor, orada ne oluyor bize açıklayacak bir derinlikli analiz, analitik düşünceye ihtiyaç var. Bu işin felsefesini anlamamız gerekiyor. Eğer böyle yapmazsak bu sefer çok ucuz analizlerle hayatımıza kasteden, tarihin belki de yönünü değiştirme arzusu taşıyan bir eylem projesinin es geçmiş olacağız, atlatmış olacağız. Oysa bu çok önemli bir şey. Kazansalardı ne olacak diye düşünmek bile istemem. Evet. Bugün kazansalardı üzerinden ilerlediğimizde tahmin edemeyeceğimiz şeyleri konuşmak durumundayız. Şükür bu bir badiredir, atlatıldı. Bu sıkıntıların bir daha karşılaşmayacağımız düzeyde tarihten silinmesini arzu ederiz. Duamız o yöndedir ama gariban, taşralı bir köy vaazının nasıl olup da böyle sistematik bir şekilde çabalarla, çalışmalarla bütün toplumu karşısına alacak bir şekilde, dini hayatı rehin alacak şekilde, ülkenin hemen her yapısına nüfuz ederek, her yapısına sirayet ederek, oradan kendine devşirilmiş askerlerle, devşirilmiş aktörlerle nasıl bu işi başardığı konusunda da laboratuvarın sınırlarını genişleterek çalışmak gerekiyor. Hocam peki bu konuyu kapatmadan önce bir şey merak ediyorum. Şimdi toplumun refleksinden bahsettiniz. Bu çok insiyaki bir şey miydi? Sadece hani vatan aşkıyla bir sahip çıkma mıydı? Yoksa burada bir demokrasi kültürünün de yerleştiğini söyleyebilir miyiz? Yani geçmişte evi ateş aldığında içerideki çocuğu kurtarmak gibi bir şey bu. Ateşi görmüyor artık. Çocuğu görüyor. Vatan öyle bir şey. Evet. Yani burada bunu refleks dersek belki sanki irrasyonel bir şeymiş, sanki bilinç dışı bir şeymiş gibi. Hayır. Onun zihni birkaç temel objeye kilitlenmiş durumda. Toprak, vatan, bayrak, din, iman. Bunlar hepsi aynı çerçevede sıralanabilir. Eviniz yanıyor. İçeride bir çocuk olduğunu biliyorsunuz. Canınız, ciğeriniz olduğunu biliyorsunuz. Ve o ateş size görünmüyor. O ateşin yakıcılığını falan hissetmiyorsunuz. Giriyorsunuz ve kurtarıyorsunuz. Evet. Onun gibi bir şey bu. Bunun adı refleks değil. Bunu sorma sebebim yaşı çok ileri olanlar çıktılar ve dediler ki daha önceki darbelerde eğer böyle bir duruş söz konusu olsaydı Türkiye siyasi tarihi daha farklı bir noktaya doğru da gidebilirdi. Doğru. Belki bu toplumunda artık bazı kavramları daha fazla içselleştirdiği ile ilgili. Peki bu bir kabus dedik. Kabus diyelim. Evet. Burada konuşulması gereken tabii bir sürü şey var. Özellikle bu yapıya ilişkin sizin de vurguladığınız bu açık kimlikler, kapalı kimlikler, bu kadar gizemli bir örgütlenme şemasının olmuş olması, bunun yıllar içerisinde sürekli bir biçim değiştirmeyle kendini ortaya koyması filan. Bu tip oluşumlara karşı ne söylersiniz? Bundan sonra toplumun zihninde hep bir çengel, hep bir soru işareti olacak mı bazı mevzularda? Ya da yani tabii, nasıl bir şeffaflık talep etmek lazım. Ülkeye dini açıdan değerlendirildiğinde coşkulu bir. Evet. Çok farklı dini cemaatler var. Şimdi bu tuhaf durum başımıza geldi diye etrafımızda halis niyetlerle, iyi niyetlerle dini mübini İslam için gayretten insanları sıkıştırmaya, onların üzerine gitmeye, yok siz de belki öyle olacaksınız diye. Bir potansiyel suçlu oluşturmak. Yanlış, evet. Gereksiz ve tabii ki doğru olmayan bir hareket olur. İncitici de bir tarafı da var. Ama dinin bu topraklardaki meşruiyet kaynağı olarak ele alınışı, dinin her durumda bir referans kaynağı olarak hatırlanışı, onun istismar edilmesi konusunda da avantaj sağlıyor. Yani bu toprakları neyle vurursunuz? Bu topraklar en ağır saldırıyı tırnak içinde bir din üzerinden yaşadı. Tırnak içinde diyorum çünkü aziz İslam'ı böyle şeylerle ilişkilendirmekten haya ederim, utanırım. Ama din üzerinden vurulduğu da bir gerçek. Bu topraklarda din hemen herkes için bir saygınlık kaynağıdır. Bir saygınlık ölçütü olarak değerlendirilmiştir. İnsanların dinle bağları zayıf olabilir, gevşek olabilir. Ama sokaklara bir bakın. Sokaklara bir bakın. Sokaklara taşan, sokakları dolduran, meydanları dolduran insanların daha önce bu cemaat hakkında bize anlatıldığı gibi böyle çok da eli ayağı düzgün, çok da işte böyle abdestli namazlı tırnak içinde tipler olmadığını göreceksiniz. Bunların hepsi abdeste de hazırdır, namaza da hazırdır. Toprakların duyarlılıklarını istismar etmenin,
onu çarçur etmenin mümkün olduğunu gördük aslında biz bu süreçte. Allah evet. bize yardım etti. Allah halkımıza feraset verdi. Onun uyanıklığı sayesinde de bugün nefes alıyoruz. Şükretmek gerekiyor. Bu topraklardaki o başkalarına tuhaf gelecek o enerjiyi çarçur etmeden toprakların iyiliği, bu coğrafyada yaşayan insanların esenliği için yeniden kanalize etmek gerekiyor. Geçmişten ders alarak, kendimizle hesaplaşarak. Suçu hep başkasına atıp işin içinden kaçmak yerine suçun büyük bir bölümünü kendimize yükleyerek esaslı bir yüzleşmeyle bu süreci atlatmamız gerekiyor. Şimdi bakın 14 Temmuz'da birbirinin yüzüne bakamayan insanlar bugün yan yana. Evet. Bu başka bir sosyoloji bu. Peki nedir onları yan yana getiren, kol kola getiren şey? Bir günde ne değişti? Bunları konuşmak lazım. Evet. Bunları konuşmak lazım. Hepimiz peki, en aziz olan şeyimizi kaybetmek üzereydik. En aziz olan şeyin etrafında toplandık. O zaman tabii ki aramızda muhalefet olacak, tartışmalar olacak. Birbirimizle zaman zaman kapışacağız, polemikler yapacağız, küseceğiz. Yani bu toplumun genel geçer tabiatı. Ama bu teferruat olarak kalmalı. Esas ayrıntıları bir tarafa bırakıp, bu ayrıntıları bir tarafa bırakıp, ortak temaları, ortak duyguları hep sürekli canlı tutmak gerekiyor. Bu halk bu sınavı verdi. Şimdi entelektüellerin, akademisyenlerin, aydınların, din bilginlerinin, alimlerin bu yeni dönemin teolojisini, sosyolojisini, siyaset bilimini üretmeleri gerekiyor, tanımlamaları gerekiyor. Artık eski kavramlarla zorlanıyoruz. Evet. Zorlanıyoruz. Başka bir şey var burada. Peki birbirimizle helalleştik mi sizce? Birbirimizin farklı gerekçelerle değişik toplumsal yapıların tırnak içinde kullanıyorum bu helalleşmeyi. O soğukkanlı fakat basiretli duruşuyla beraber o aramızdaki buzlar eriyip yeni bir şey inşa etmedeki o temeli oluşturabiliyor muyuz? Çok sık biz daha yeni millet oluyoruz ifadelerine rastlıyorum. Buna ben de hak veriyorum. Belki de böylesine hepimizi tek tek kendi hanemizde vurabilecek, her birimizi kendi dünyamızda sarsabilecek bu detayda, bu yükseklikte, bu genişlikte bir sorun yaşamadık şimdiye evet. kadar. Birkaç operasyonel gerilim yaşadık. Kıbrıs Harbi gibi, Kore Harbi gibi. Birkaç darbe gördük ama onlar bir şekilde birileriyle ilişkilendirerek uluslararası konseptin parçası diye geçiştirdik. Ama şimdi öyle değil. Bambaşka bir şey yaşadık ve ben hem meydanları hem de ekranları izlediğim zaman topraklarda yaşayan insanların kahramanlığı ne kadar özlediğini, kendi tarihini yeniden yeşertme, yeniden canlandırma konusunda ne kadar da çok büyük özlemler içinde olduğunu gözlemledim. Tabii bu yüksek özgüvenin, bu yüksek enerjinin nasıl kontrol altında tutulacağı, bu enerjinin olumsuz bir şekilde kullanılmaması, yanlışa alet edilmemesi için nasıl bir duyarlılık geliştirmesi gerektiği konusunda da devlet her düzeyde evet. teyakkuz halinde olması gerekir. Çünkü bu enerji de başka bir tehlikeyi ortaya çıkarıyor. Evet, meydanları terk etmemek, sokakları terk etmemek. Her durumda meydanda gelebilecek tehlikeye karşı ben varım demek gerekiyor. Ama bir o kadar da yanımızda, başımızda, dibimizde bu işi sulandırmak, bu işi bir şekilde provoke etmek için çaba içinde olanları da gözlemek. Halk nasıl bu uçakları, helikopterleri, tankları savmayı başardıysa, şimdi aklı başında olan arkadaşların da etraflarındaki şeytanları gözleyip onlara engel olması gerekiyor. Çünkü bunun doğurabileceği tehlikeleri önleme konusunda çok zorlanabiliriz, Allah korusun. Burada aslında bundan sonraki sürece ilişkin Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez Bey'in 32. İl Müftüleri toplantısında geçtiğimiz günlerde bir bildirisi oldu. Orada bir kavram var. Adalet ve merhameti asla kaybetmiyoruz diye. Tabii ki her durumda. Bu sonrası için evet bir yol haritası da olabilir mi? Ya da ona götürecek belli değerleri tekrar hatırlatmakta. Ben tabii yani Zaydan yöneticilerimiz etkisi. Çocuk değiller. Onlar bu tür durumlarda ortaya çıkabilecek sorunların nasıl aşılacağı konusunda tabii ki azami dikkat göstererek evet. gereken önlemleri alacaklardır. Ama kitlesel hareketleri yönetmek, o hareketlerin amacının dışına
yönelmesini engellemek için çok büyük bir gayret gerekiyor. Duyguların en uç noktada seyretmeye başladığı bir noktada, duyguların zapt edilemez bir hiddetle, şiddetle ortaya çıktığı bir anda soğukkanlı bir şekilde bu enerjiyi bir şekilde kontrol etmek gerekiyor. Ben doğrusunu söylemek gerekirse gelecek adına zerre kadar bir tedirginliğim yok. Bu varsa atlatıldı. Ama bundan sonra onarma, restorasyon, düzeltme, hesaplaşma, yüzleşme, tasfiye, bunlar zaman alacak. Müfredatımızı gözden geçirmek zorundayız. Evet. Yani biz nasıl bir insan yetiştiriyoruz? Din algımızı, dini söylemlerimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Nedir yetmeyen ki? Bir sürü genç, sabi çocuk bunların elinde böyle. Evet. Her birisi ayrı bir kurşun askere dönüşüyor. Bunları konuşmamız lazım. Bunları ama ortalık yerde mi konuşacağız? Hayır, herkes kendi mahfilinde, kendi mecrasında bunları daha teknik, daha sonuç alınabilir bir dikkatle ele alması gerekiyor. Peki buradaki dönüştürücü yani bir etki oluşturacak mutlaka. Bu konuşulanlar ortak bir havuzda toplanacak. Bu gerek STK'lar, bu işin bir tarafında akademi var, bir yanda basın var, medya var. Medyanın bu süreçte ki rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğrusunu söylemek gerekirse bu süreçte halk nasıl böyle kendini ortaya attıysa aynı şekilde medyada bu konuda çok duyarlı. Farklı bir performans gösterdi mi sizce? Yani birbirini tamamlayan, birbirini besleyen bir ortaklık içerisinde sahada görevini yerine getirdiğini düşünüyorum. Zihin açtılar. Evet. Milletin uyanmasını, milletin daha fazla fark etmesini sağlayacak pozisyonları kamuoyuyla paylaştılar. Ama bundan sonra tabii iş hem kolay hem zor görünüyor. İşin, hangi boyutlarıyla? İşi şamataya dönüştürmek isteyenler mutlaka olacaktır. Demin de söyledim, bu işi mutlaka sulandırmak isteyenler, amacından saptırmak isteyenler olacaktır. Bu duyarlılığın hedeflerini küçültenler, bu duyarlılığın hedeflerini abartanlar da olacaktır. Bu konuda hepimize olağanüstü bir dikkat gerekiyor. Etrafımıza dikkat etmek gerekiyor ve Başkan Bey'in vurguladığı şey adalet ve merhamet. Evet. Bu tarihin her döneminde, hayatın her koşulunda mutlaka riayet edilmesi gereken bir ölçüt. Adalet, haklıyı haksızı ayırma konusunda sahip olmamız gereken bir ölçüt. Merhamet ise vicdanımızı devre dışı bırakmamayı bize öğütleyen bir şey. Bunları koruduğumuz takdirde, bunları beslediğimiz takdirde biz bu süreci inşallah atlatırız. Bundan sonrası için herhalde mahrumiyetlerin, çünkü belki konu geniş, farklı programlarda tekrar dile getiririz. Zaman zaman siz çok daha iyi bilirsiniz efendim. 20. yüzyılın yarısından itibaren artık bunu bir dini uyanış çağı olarak tanımlayan sosyologlar var. Dünyada farklı felsefi akımlara, hatta çok akıl almaz şeylere bile, özellikle New Age dinler dediğimiz batıda karşılığını bulan bazı yapılara intisap eden insanlar var. Ama burada çok ilginç araştırmalarla karşılaşıyoruz. Mesela mahrumiyet duygusu yaşayan insanların bu tip yapılanmalarda, ortamlarda daha fazla ilişki ağlarını düzgün kuramayan, uzun süreli arkadaşlıklar edinemeyenlerin kendilerini bu yapı, böylesi yapılar içerisinde var etmeye çalıştıklarına dair sizin söyledikleriniz de adeta bunun bir özetiydi. Herhalde bundan böyle daha fazla işte kapı çalacağız. Çocuklarımıza sahip çıkmak, çok evet. Düz söyleyeceğim ben bunları. Lütfen. Arkadaşlıklarımızı lütfen. Korumak, dostluklarımızı ihmal etmemek. Bunları duymaya da ihtiyacımız var. En sıradan muhabbeti bile, muhabbetten daha güzel bir şey var mı? Onu korumak, onu güçlendirmek. Dostlarımızı, dostluklarımızı kurda kuşa yem etmemek. Zayıflıklarımızı bir başkasının istismar alanına dönüştürmemek. Bu konularda şimdiye kadar her neyse oldu. Ama bundan sonra bunu aşacak, bunu aşmamız gerektiğine dair bir tecrübeyle, çok acı bir tecrübeyle uyandık. İnşallah bunu her daim uyanıklık içerisinde sürdürürüz. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben de teşekkür ederim. Geldiğiniz ve bunları bizimle değerlendirdiğiniz için. Sevgili izleyenler, gündeme dair'i noktalıyoruz. Güne dair önemli detayları akşam saat 19'da Diyanet Haber'de izleyebilirsiniz. Yarın tekrar 13.30'da bu ekranlarda karşınızda olmayı umuyoruz. Hoşçakalın.